Sağlıklı ve fit şeylerin de lezzetli olabileceğini. Çıkmıyor. Evet, girişim. Topçuklarımızın büyüklüğü bu şekilde. Tam olarak bir topçuk boyutunda. İyi günler. Laterna TV'de ara sıcak bugün bir tarihi gün yaşıyor. Sevgili Beyza Beş Kardeşler bizimle birlikte bugün yaza ve veda adına kendi bize göstereceği diyet ürünlerinden yapacak. Biz de yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Beyza Hanım zayıflatmakla kalmıyor. Bir de ürünleri kendisi yapıyor. Artık bundan sonra zayıflamak için lütfen bu tarifleri kullanın. Hepinize afiyet olsun, iyi eğlenceler, kolay gelsin sizlere de. Bugün Can Bey'in de güzel anlatımıyla dediği gibi yaz meyvelerinin, sebzelerinin son böyle kullanıldığı, artık hani sonbahara doğru girdiğimiz güzel tarifler yapacağız. Hem bu tarifleri yapmamdaki amaç hem aslında sağlıklı ve fit şeylerin de lezzetli olabileceğini, güzel yenilebileceğini göstermek olacak bu şekilde. Umarım güzel bir program olur. Bu programda da yemek benim. Şimdi neyle tamam. Başlıyoruz ilk? Önce yulafları rondodan geçireceğiz. Bunu açar mısın? Tamam. Ben açmayayım şimdi. Biz abi bunu keşfettik. Açamamıştık kilidini. Öyle mi? Şu üstünü böyle çevirip çıkarınca tek tuşlu açılıyor. Hadi ya. Evet. Ama hala açamıyoruz. Alkışlamadık ya, ondan oldu. Yine açılmıyor Beyza Hanım, ne yapacağız? Önce şunu çıkartmıştınız. Heh, tamam, kilidi takılmış. Şimdi 3 su bardağı yulafımız var. Bugün ilk tarifimiz kahveli yulaflı topçuklar yapacağız. Truffle diye de geçiyor özellikle kafelerde falan. Ben topçuk diyorum, birazcık daha kolay Türk usulü. Bu bardak biraz su bardağından fazla olduğu için miktarını birazcık yarısına kadar koyup kullanacağım. Bu arada yulafı da öğütmemin sebebi daha pürüzsüz bir kıvam olsun. Daha böyle hani yerken keyif versin. Çünkü böyle tane tane kaldığında ben pek sevmiyorum. Ama siz seviyorsanız öğütmeden de kullanabilirsiniz. Çok azıcık daha katacağım. Tamam. İşte bu yüzden bu yamağı seçtik. Evet. Güçlü, kuvvetli, adeleli. Hem de musluk tamirinden anlıyorum. Tamam. Yok, bu kadar yeter. Tamam. Şimdi alabiliriz. Çıkartıyorum. Çıkartalım. Tamam. Bunun için de yapacağız zaten. Bununla ihtiyacımız kalmadı. Tamam, kaşığı alayım ben sadece. Oo, yamak öğrendi. Oo, bayağı öğrendi. Oo. Şimdi direkt koyalım içine. Evet, bu bizim topçuklarımızın asıl temel bazı olacak. İçine kahveli topçuklar olduğu için biraz kahve katıyoruz. Bu kahveyi de bir şey yapsak. Ne nasıl yapsak? Bir kahve? Normal düz granül kahve. Erittik sıcak suda. Bu şekilde. Şimdi yer fıstığımız var. Yer fıstıkları biraz üzerinde böyle tortu biriktirebilir. Yani ya başa şeye çıkabilir aynen. Ben küçük bir kaşık alsam. Siz de eğer yer fıstığını aldığınızda böyle bir görüntüyle karşılaşırsanız. Çöpe atın. Şöyle bir görüntü, Allah damlattık. Korkmayın. Bu dediğim gibi yağı üstüne çıkıyor aslında yer fıstığının. Karıştırdığınızda yavaş 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 o çözülüyor. Nimet oğlum, nimet. Çöpe atılır mı lan? Kaç lira verdim ben ona biliyor musun sen? Tabii bir de sağlıklı. Yeni değil mi? Tabii bir de sağlıklı şeyler her zaman normal zararlara göre daha pahalı olur. Teşekkür ederim. Tamam, şimdi şöyle bir dolu. Eğer yer fıstığına alerjiniz varsa bu arada tabii ki tarifte bunu kullanmayın. Peki ne kullanacağız? Evet, onun yerine yağ olarak zeytinyağı tercih edin. Yani buraya bir yağ kısmı, hani biraz kıvam katması adına zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Ya da ceviz falan katabilirsiniz. Kapağı burada. Şimdi baldan katacağız. Balımız biraz tatlılık vermesi için. Balı böyle bir yemek kaşığı. Ama dolu dolu bir yemek kaşığı. Çünkü zaten çok porsiyon çıkacağı için bu şeyden, tatlımızdan birazcık daha koyabilirim. Çünkü tatlılık olsun istiyorum, tatlı bal, olsun istiyorum. Bal güzel bir balmış galiba değil mi? Evet, bal iyi duruyor. Bunu vereyim. Şimdi birazcık tabii kıvamımız için şöyle bir sütle Allah bunu şey yapacağız, yumuşatacağız. Şöyle. 3 kaşık, 4 kaşık. Evet, 3-4 kaşık. Bu kadar. Şimdi bunları karıştıracağız. Kıvama göre baktık. Mesela hani yulaf fazla geldi ki bence şu an bir tık fazla geldi. Bunu şey yapabiliriz. Arttırıp azaltabiliriz. İşte balını bir tık daha koyarız, sütünü biraz daha katarız.
Yani burada tamamen şöyle ele yapışmayacak, şöyle topçuk yapacağınız şekilde bir kıvam istiyoruz. Ben şimdi bunu kaşıkla karıştırıyorum ama sanki bu kaşıkla olmayacak. Buraya bir güçlü, kuvvetli, kaslı kollar ve yoğurma lazım. Ben geliyorum o zaman. Evet, buyurun, size devrediyorum. Şimdi biraz böyle suyla şey yapsak mı? Ben yoksa... su yerine süt şey yaparım. Ha, süt, evet. Tamam. Onu şöyle bence sıyırın şöyle yaparım. Tamam, olur. Ben sıyırıp genelde böyle yapıyorum, o oluyor. Onu yapmayın. Yıkadın mı oğlum? Yıkadım. Tamam, bir şimdi önce bir karıştırın. Bir bakın, yani önce şu kalan çok şeylerle... Harcı iyi olsun. Tamam. Tamam, bence bu tamam. Çünkü çok cıvık olursa tamam. Bu sefer yulaf eklememiz lazım. Ben bayağı o zaman girişiyorum. Evet, girişin. Yani topçuk olacak bu. Tamam. Bildiğiniz böyle. Erhan Bey'in bütün elinin yoğurma lezzetini... Tabii el lezzeti olmadan yenmez. Topçuklar elle yenir. Aynen öyle. Bak, pide süt fazla geldi. O sütü katmayacaktık. Ciddi misiniz? Evet, çok cıvık oldu. Bana da sanki oldu. İyi gibi geldi de tabii usta olan. Çok cıvık oldu. Hmm. Biraz daha yulaf mı koysak? Azıcık daha yulaf katabiliriz, evet. Şu kalan yulafı katayım ben hatta. Bunu normal düz atalım ya. Aradım Allah. Evet. Bu da lezzeti. Hem tabii. Öğütülmüşü var hem öğütülmemişi var. Taneli daha hem güzel. Hem ağza gelsin diye hem de... Aynen öyle. Ah, şimdi tamam. Çok güzel oldu. Evet, ellerim hareket etmiyor. Çok güzel oldu. Tamam, şimdi bütün hamuru geri tabağa alın ki yoğuralım. Tamam, bu ben arada... bunu götürüyorum. Tamam. Çıkmıyor. Elinizle şöyle temizleyin onu kaşıkla. Şimdi bu arada benmari usulü çikolatamızı eriteceğiz. Şimdi biz gömücüyüz. Döner olsun, İskender olsun, antrikot olsun, gömeriz hepsini. Kokoreç, işkembe çorbası, kelle paça. Bunlardan vitaminini alacaksın, mineralini alacaksın, ondan sonra afrodizyanı alacaksın bunlardan. Bu topçuklarla bu iş olmuyor gibi geldi. Şimdi onları, topçukları yedik. Ben elimi kolumu kaldıracak enerjiyi bulamam. Topçuklar böyle küçük bir tane, iki tane veriyor bir de yani. Ben onunla çok doyacağımı da sanmıyorum. Bal ilavesi yaptık. Birazcık tatlılığı az geldi. Neden? Çünkü tatlı seviyoruz. Evet, yani hani en azından içinde rafine şeker olmadığı için, eklenti şeker içermediği için ve kendimiz yaptığımız için en azından tatlılık ihtiyacını balla karşılayabiliriz ki içinde meyve de yok. Yani hani hurma özü yok, muz yok, bir şey yok. O yüzden buranın tek tatlılığı baldan geliyor. Peki içine muz koyabilir miydik? Aslında şöyle, evet, bu tarif değiştirilebilir ya da revize edilebilir ya da geliştirilebilir. Belki bir hurma püresi katılabilir. Muz, olgunlaşmış muzlar mesela katılıp tatlılığı bal yerine onunla da sağlanabilir. Şeftali? Şeftali bilemedim. Bence çok yakışmayabilir şeftali. Ama damak zevki meselesi. Bir de kıvam olarak şeftali biraz fazla sulandırabilir mi? Emin olamadım. Denemek lazım. Bir gün o tarifi de siz yapın. Beyza Hanım, ben şimdi arkadaşa yapıyorum onları. Tamam. Eriyince haber vereceğim size. Tamam. Onu eriyince bu zaten... Bu harca mı katacağız yoksa? Hayır. Bunu biz şimdi topçuk yapacağız sizinle, yuvarlayacağız. O yüzden bir tane şey alalım. İnce uzun... Tabak. Şey, tabak. Kimse bir şey demiyor. İnce uzun tabak. Çok güzel. İyi tabak. Evet, güzel. Ne yapacağız? Ne yapalım yani? Şunu ha sun. O güzel, çok iyi. Sığar değil mi hepsi? Sığdığı kadar yani, tamam. Kalanını onu sunum şeysi gibi yapıp kalanını da başka tamam. Bir yere koyabiliriz. Çikolatalar erimeye başladı. Tamam. Onları çikolataya böyle hani alacağız. İşte bu kasenin içinden bulayacağız, buraya koyacağız. Tamam. Bazılarının üstüne de fıtı fıtı şey yapacağız. Hindistan cevizi parmak dökeceğiz. Parmaklarımızı tamam. Yalamıyoruz. Dikkat et. Aa, o daha iyi. Parmağı yalama. O daha iyi. Hemen değiştirelim. Şimdi ben bir tat kontrol yapmak istiyorum. Çok iyi. Hakikaten çok iyi. Ben yaptım diye demiyorum, çok iyi. Yani biz yaptık diye demiyorum. Yok, çok siz iyi. Yaptınız. Ben bir şey yapmıyorum. Yok. Tamam. Evet, şimdi biraz daha eriyecek burası. Erisin, ben de bir elimi yıkayayım. Şimdi tamam. Topçuk yapacağız çünkü onları. Yavaş yavaş mutfağa ısındık mı? Evet, ısındık. O bak, şeyi attık. Aynen. Hadi şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Onlar eriyor, takılıyorlar. Topçuklarımızın büyüklüğü bu şekilde. Bir dakika, ben de bakayım. Tam olarak bir... topçuk köfte boyutunda. Böyle atıyoruz. Sulu köfte. Aynen. Misket köfte. Misketi büyüğü. Çok iyi. Benimki harika. Biraz tokat gibi mi oldu? Tam. Mesela bu böyle çocuklarınızla yapacağınız keyifli bir aktivite olabilir. Hem siz diyet yaparken o da sağlıklı beslenmiş olur. Böyle bu tarz aile aktivitesi olarak da bence... Çocuklara versek yarısını burnuna sokar bunları. Nasıl yiyeceğiz ondan sonra? Yani işte hani en azından keyifli vakit geçirme adı altında. Çikolataları üstünden döküyor muyuz sonra? Şöyle yaparız, çikolataları bandıracağız işte buna, içine tamam. Şey yapacağız. Ya belki en kötü hani... Bir şey takacak mıyız? Çubuk falan gibi bir şey? Gerek yok. Yok ya. Hı, tamam.
Herkes eliyle yesin. Tamam. Sizin simetri hastalığınız mı var? Yok, düzenli olsun dedim. Hmm, tamam. Şuralara da bir sıra daha geçeceğiz. Tamam. Buradan köprü yaparız sonra. Ondan sonra burası güzel. Tamam. Çatal. Çatal. O kaşık da olur. İkisi de olsun ya. Olsun olsun. Acaba kaşıkla böyle bir gezdirsek çikolatayı da çekelim. Ha, o da olur. Oo, çok güzel bir şey. O da olur. Geldi. Tamam. Ya bu tarif geliştirilebilir dediğim gibi. Yani herkesin hayal gücü bambaşka olduğu için. Ben böyle buldum bu tarifi. Erhan Bey böyle buldu. Can Bey şeftali dedi. Şeftali, muz da iyi fikir. Muz güzel, muz evet. Çok güzel. Hatta bence buna muz katıldığında böyle şeye benzeyebilir. Mozaik pastamsı ya da... Evet. Böyle çilek olamaz mı? Çilek de güzel olur. Çilek de güzel fresh olur. Olur. Evet. Aa, çikolatadan sesler geliyor. Tamam, onun altını yok. Kaşıkla şey yapalım bir. Peki şimdi kapatalım, kendi kendine erisin mi? Evet evet. Aa, erimiş zaten. Tamam. Kapatalım. Bu süper oldu. Evet, bu çok iyi oldu. Bu bitter değil mi bu arada çikolatamız? Karan bitter diye hatırlıyorum. Evet. Tamam evet, bitter. Tam bitter değil mi? Tamam. Sanki kakao oranı az mı? Ay, harika oldu. Şöyle yapalım bir dakika. Beyza Hanım gelin. Geldim. Bir dakika. Yulaflı kahveli topçuklar gayet iyiydi. Çikolatalısı çok daha iyiydi. Diğer o üstüne hafif gezdirdiğimiz çok hoş değildi. Cak takma dişi olan izleyicilerimize pek önerdiğimiz bir şey değil maazallah. Dişle birlikte atma ihtimali var ama onun dışında gayet lezzetliydi. Ya aslında kaseyi direkt almak lazım da. Kaseyi mi? Kase şu an çok sıcaktır diye alamadım. Tamam, almayın siz. Onu böyle kalsın o zaman dedim. Böyle kalsın. Böyle kalsın, tamam. Ben şimdi onu halledeceğim size, merak etme. Tamam. Onu yiyin olmaz. Direkt hop atın ağzı. Yok, laf ediyorlar. Kamera karşısında yemiyorum artık. Eskiden yiyordum. Sonra laf mı geldi? İki gün önce. Zaten elimizi tekrar bahçeye için bence hiç yıkamayalım. Şimdi tamam. Çikolatayı bulayacağız çünkü. Şimdi... Ya benim tavsiyem şöyle bunu böyle. Şey mi oldu? Şu. Böyle? Benim şu. Şöyle evet. Yapalım. Bu yarısını böyle yapalım. Bu yarısına da tık 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 şöyle gezdirelim. Evet, evet. Tamam. Aynen. Oldu. Olmazsa siz de kaşık. O zaman ben size topçukları gönderiyorum. Tamam. Siz de kaşık alıp o kısma da şeyleri akıtabilirsiniz. Çikolatayı. Tamam. Bu arada çikolatamız bitter çikolata. Bitter çikolatanın özelliği kakao oranı. Özellikle ben genelde şöyle tavsiye ediyorum kakao oranında. Diyorum ki mümkünse %60-70 hatta yani 70 ve üstü olan bir kakao oranına sahip bitter çikolata tercih edin. Çünkü kakao oranı ne kadar fazlaysa aslında içerdiği fenolik bileşenler, işte antioksidanlar dediğimiz vücut için yararlı şeylerden, bileşenlerden bizim için daha zengin oluyor. O yüzden genelde bitter çikolata hani tercih edelim diyorum. Ha, sütlü çikolatayla yapamaz mıyız? Yaparsınız, hiç sorun değil. Ama sağlıklı bir tık daha sağlıklı bir tarif olması bakımından bence bitter çikolata tercih ederseniz süper olur. İlerden sonra tekrar geri dönüyoruz. Top topçuklar olmak üzere. Bunu şimdi dolaba koyacağız. Bu birazcık soğuyacak. Biz de o esnada diğer tarife geçeceğiz. Tamam. Bence şu iki taneyi de katıp bunların üstüne sadece gezdirelim. Bence de. Zaten düzeni gezdirelim. Bozuldu artık. Bunların düzeni bozuldu. Erhan Bey'in gözü gitti şu an. Kötü hissediyor. Simetri bozuldu. Şimdi onu iyice ısıtırsak, daha akışkan yaparsak şuralara böyle dolaştırabilir miyiz yoksa? Bunun içine yağ katarsak o olur. Evet, bir tık böyle bir sıvı yağ varsa o zaman evet akışkanlık sağlatır. Ama bu da kalori arttırır. Tamam, o zaman yağlamayalım. Bence de. Şöyle parmak yardımıyla sıyıra sıyıra belki. Tamam. Alayım mı? Çok sıcak. Dokunamazsınız. Tamam. Dedim çok sıcak diye. Tamam. Şey yapalım, şimdi ben onu düşündüm. Burasını kesebiliriz. Süt katarsak genelde katılaşıyor. Hani süt katsak da bunu biraz sıvılaştırsak mı dedim ama genelde dediğim gibi katılaşabiliyor. Bir deneme, şu an bu tamamen tamam. Bir deneme. Aa, katılaşmadı. Ya bu oldu ya bence. Kakao da olur. Tamam. İşte bunu şöyle gezdirelim üstünde. Demesi kolay. Sıcakmış. Yok şöyle yapacağız ya. Nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum. Ha, kaşıkla. Vay. İyi, güzel oldu. Bu çok güzel bir ara öğün tarifi bu arada. Tam bir ara öğün. Ama kahvaltıda da güzel olur gibime geliyor. Yalnız ofisin sayısı var. Kadar olursa iyi olur Erhan Bey. Ben sabah akşam bir şey yaparım bunları yuvar yuvar. Şimdi son şeyimiz. Bence bunları şey gezdirmeyelim.
Hindistan cevizi, bunlara gezeceğim. Bunlar hani biraz şekli daha kötü gözüküyor. Hindistan ceviziyle kapatalım onu gibi. Olur. Tamam. Şöyle gezdiriyoruz. Tamam. Aslında bunlara da yakışır. Yakışır mı? O zaman katalım ya. Ya Can Bey falan evet, sevmiyorum dedi. Sevmiyorum. Ha, doğru doğru, yarısını şey bırakalım. Tamam. Tamam, bunlar çok güzel oldu ya. Bayağı hoş tadı oldu yani. Bayağı güzel oldu. Şöyle yapalım. Tamam, kalan kısımları tamam. Yapmıyorum. Şimdi bu dolaba gidiyor değil mi? Dolaba. Evet. İlk tarifimiz bitti. Hadi dolaba gidiyoruz. Evet. Yardımcım çok iyiydi. O yüzden. O yüzden çok keyifli ben ve güzel. Ben şurada bir şeyler yaptım işte. Yok yok, ellerinize sağlık. Tarifimiz tam bir ara öğün aslında, alternatifi. Dışarıdan hazır paketli ürün almak istemeyen, ara öğünlerde artık ben meyve kuru yemiş yemekten çok sıkıldım, diyetler hep böyle diyenler için özel, pratik, hafif ve besleyici, dengeli, sağlıklı, lezzetli bütün sıfatları barındıran bir tarif kendisi. Ara öğünlerde tabii ki bu ihtiyaca göre değişir ama genelde böyle iki tane yanına güzel bir sütlü kahveyle tüketildiğinde çok güzel, sizi en azından bir 2-3 saat daha tutup ana öğüne kadar şekerinizi dengeleyecek güzel bir tarif. Herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyecekleri bekliyoruz. Afiyet olsun. Ben de bunu şöyle çıkarttık. Böyle çıktım. Mami çok iyi. Evet çok güzel. Bir çikolata var çocuklar. Böyle yine Hindistan cevizli. Ona benziyor. Şimdi biz günde kaç tane yiyeceğiz bunu? 112 tane yiyebiliyoruz. Anca yani. Hop hop, akşama sakla, ikinciyi de var. Bu böyle güne bölüyoruz. İşte biter. Ciddi mi? Bak ben tutuyorum. Bir şimdi de az çikolatasından bakayım. Bir onu yiyeyim. Bu 1,5 mu kabul ediliyor şimdi? 1,5 mu yemiş olduk? 1,5 yiyelim.